Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu www.pikproje.org sitesinde başlattığım bir timer problemiyle ilgili olarak çekiyorum. Forum sitelerinde genelde bazı konular fazla tartışılır, hatta alevli tartışmalar olur. Böyle bir tartışma ortamı doğdu ve arkadaşlardan birisi, hatta sivrilik yapan bir arkadaşımız forum sitesinde şöyle bir laf etti. Benim fikrim ARR ile uzaktan yakından alakası yok. ARR ne işe yarıyor? Center Mode muhabbetinin olduğu kısımda anlatmıştım. Neyse, çözdüysen start aralarına verdiğin zaman gecikmeleri oyna, durumu gör bakalım olmuş mu? Şimdiki ne demek istiyor ondan bahsedeyim. Bizim işlemcimizde 1, 2, 3, 4 olmak üzere 4 tane birbirinden bağımsız timer var. 1 numaralı timer zaten tamamen farklı yeteneklere sahip. Dolayısıyla biz 2, 3, 4 üzerine konuşacağız. Bu 3 timer'ın her birinin 4 tane PWM kanalı var. Dolayısıyla her bir timer 4 tane olmak üzere toplamda 12 tane 12 PWM çıkışına sahip olabiliyoruz. Fakat ben her bir timer'la tek bir PWM üreteceğim. PWM sinyallerimiz merkeze göre simetrik olacak. Center Align deniyor buna. Fakat şöyle bir de isteğim var. Farklı timerların ürettiği PWM sinyalleri arasında faz farkı olsun ve bunu ben belirleyeyim. Bunun için şöyle bir yol izledim. Zaten ilk akla gelen çözümlerden birisi timerları aynı birebir olacak şekilde yapılandırmak. Ardından istenen faz farkı kadar gecikmeyi de sırayla bunları aktif etmek. Yani timerları sırayla önce birini çalıştırırsınız. O PWM üretmeye başlar. Biraz gecikme yapıp ardından ikinci timer'ı çalıştırırsınız. Böylelikle ikinci timer'ın üreteceği PWM sinyali sizin gecikmeniz kadar geriden gelecektir. Tekrar bir gecikme ardından üçüncü timer'ı da devreye sokarsanız onun üreteceği sinyal de bir önceki iki timer'dan faz farklı olacaktır. Bu timer'ları enable etmek için aralara delay koymuştum. Faz farkını belirleyen delay'ler. Eğer o delay'lerle oynarsan zaten senin mantık olmaz. Çuvallarsın falan demişti. Ben de bunun üzerine şöyle bir şey yaptım. Şurada bir init rutinim var. Bu init rutini mesela şuraya da bakalım. Timer 2'ye, Timer 3'e, Timer 4'e, 4'te CR1 registerlarına 0x20 değerini yüklemiş. Ondan sonra 2'ye, 3'ün ve 4'ün autoreload registerine payload değerini yüklemiş. Yani bakarsanız hepsinde aynı işlemleri yaptığını görürüz. Yani timerların üçünü de birebir aynı olacak şekilde init ediyorum. Sadece çalıştırmıyorum. Init rutinini de çalıştırmıyorum. Sadece kurulum yapıyorum. Init rutini ardından mesela burada 4 numaralı timer'ı çalıştırmışım. Bir bekleme rutinine girmişim. Bekleme rutininden çıkar çıkmaz 3 numaralı timer'ı çalıştırmışım. Tekrar bir bekleme rutinine girmişim. Ondan çıkınca da 2 numaralı timer'ı çalıştırmışım. Yani 4 numarayı çalıştır, bekle. 3 numarayı çalıştır, bekle. 2 numarayı çalıştır. Şimdi arkadaşımız diyor ki eğer aradaki delay değerini değiştirirsen bak bakalım oldu mu? Ben de buradaki delay rutinlerini parametrik yaptım. R7 değerine yüklediğim değer kadar bekliyor. Timer'ı çalışıyor. Tekrar R7'de belirlediğim R7 ile gönderdiğim değer kadar rutin çalışıyor. Gecikme sağlıyor. Ardından Timer 2'yi çalıştırıyor. Ondan sonra da bir süre beklemişim. Sonra R7'yi bir artırmışım. İşte bu işi 2000 oluncaya kadar tekrarla demişim. Ne oluyor o zaman? Bu kodu çalıştırdığımızda ne olacak bakalım. Önce bir resetleyelim. Şurada
Benim PVM çıkışlarım var. Kodu başlatıyorum. Bakın her biri bir timer'a ait PVM çıkışı. Şuradaki kayıklık o bahsettiğim delay rutininin gecikmesinden neden olan bir kayıklık. Aynı şekilde şuradaki kayıklık da yine aynı delay rutininden kaynaklanan bir kayıklık. Gördüğünüz gibi merkez noktalara göre faz farkı istendiği gibi değiştirilebiliyor. Şunu derhal çalıştırdık, bekledik bunu çalıştırdık, bekledik bunu çalıştırdık. Gördüğünüz gibi faz farkı istendiği şekilde ayarlanıyor. Yani Joker Az beyefendi öyle dalga geçer gibi mesaj yazmak yakışmıyor. Bir şey iddia ediyorsan ayaklarının yere basması gerekiyor. Oluyor mu? Oluyor. Yani bahsettiğim yöntem işe yarıyormuş demek. Ha, oradan bir arkadaş da gıcık oldum yazısına. Gerçi takılma amaçlı yazmış. Kim bu, ne diyordu? Assembly'de kod yazıyor. Artistliğin kime diyor. Bugüne kadar bütün projelerimi hangi işlemci olursa olsun Assembly'de yazdım. C diliyle sadece ve sadece tek bir işlemciye kod yazdım. O da STM32F030'du galiba. Artı STSPIN kodlarını da C'de yazdım. Normalde onu da Assembler'la yazmak isterdim. Hatta yazmaya başladım fakat M0 işlemcinin Assembly komut seti o kadar rezil ki M3'te çalışan birisi M0'a geçer ve Assembler kullanmak isterse attan inip bırakın eşeğe binmeyi örnek bile veremiyorum. Attan inip eşeğe binmek bile hafif kalıyor. Çok rezil bir işlemci. M0'la SM'de hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden C'de yazdım. Ama M3 benim en sevdiğim işlemci. STM32F103C8 de fanlığını yaptığım bir işlemci. O yüzden de SM'de yazdım. Yani kimse artistlik falan yaptığım yoktu. Görüşmek üzere.